Değerli izleyicilerimiz bakın bir konunun altını çizmek istiyorum. Daha önce söyledim tekrar söylüyorum. Şimdi bizim tatil yörelerinden Bodrum'dan Kaş'tan ve benzeri bölgelerden Yunanistan adalarına günlük seferler yapılıyor. Feribotlar yapılıyor ve bu Yunan adalarındakiler Türkiye sayesinde, Türk insanı sayesinde ayakta kalıyor. Şimdi pandemi nedeniyle tam açılmadı ama önümüzdeki aylarda açılacak. Benim buradan Devlet yetkililerine söyleyeceğim şu. Türkiye'den günübirlik gidişleri kapatın. Türkiye'ye bu kadar düşmanlık yapan bir ülkenin halkı Türk parasıyla, Türklerin parasıyla geçinmesin kardeşim. Kapatın gitmesinler. Ne Meis Adası'na, ne Kos'a, ne Midilli'ye. Türkiye'nin karalarından deniz yoluyla ulaşımı kapatın. Kapatın, kapatın. Bize bir katkısı yok. Yunanistan'a bir katkısı var bunun. Kosa gidiyorlar. Her gün binlerce insan Bodrum'dan Kosa gidiyor. Ne gerek var kardeşim? Kaş'tan Meis'e gidiyorlar. Meis adasına. Ne gerek var? Göndermeyin kardeşim. Bu iş Yunanistan'a yarıyor. Bize yaramıyor. Turizmi gelişiyor. Yunan halkı gelişiyor. Vergiyi ödüyor. Yarın öbürsü gün Türkiye silah doğrultacak bunlar. Gidişat bu yönde. Yapmayın. Kapatın Yunan adaları. Bize ne kardeşim? Bize ne bundan? Yani insanlar bakın değerli izleyicilerimiz gitmeyin kardeşim. Ne turizmi bizde deniz yok mu? Kum yok mu kardeşim bizde? Aynı deniz. Yapmayın etmeyin. Yunan'ı kalkındırıyorsunuz. Gitmeyin kardeşim. Burada mutlaka bu günlük feribot işinin bitirilmesi gerekiyor. Kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Güvenlik gerekçesi diyeceksin kapatacaksın. Bitti. Ya vize alamıyorsun. Yunanistan'dan şöyle bir şey var. Kaç gün kalacaksın diyelim üç gün kalacaksın sana üç günlük vize veriyor. Günlük gitmek isteyenler bir evrak dolduruyorlar. Onun parası vizeden daha pahalı. Gitmeyin kardeşim Yunanistan'ı zengin ediyoruz. Gitmeyin. Yazık günah. Değerli izleyicilerimiz Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir protesto gösterisi düzenlendi. Çin'de Volkswagen'in evet Volkswagen'in fabrikasında Zorla Uygur Türklerinin çalıştırıldığı yönünde bir haber vardı. Bunu Uygur Türkleri Viyana'da bir araya gelerek protesto ettiler. Haberin detaylarını hemen sizlerle paylaşıyorum. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup Uygur Türkü otomobil üreticisi Volkswagen firmasının Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki fabrikasında yeniden eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplarda tutulan Uygurların zorla çalıştırıldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Avusturya Uygur Birliği Başkanı Sayın Mevlan Dişat Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada dünya genelinde 10 ülke ve 15 şehirde eş zamanlı olarak Doğu Türkistan Gençlik Kurultayı öncülüğünde Boswagen'in protesto edildiğini söyledi. Dişat, Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında insan haklarına aykırı bir şekilde tuttuğu Uygur Türklerinin aralarında otomobil üreticisi Volkswagen'in de bulunduğu çok sayıda tanınmış markanın fabrikalarında zorla çalıştırıldığını söyledi. Aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu 10 ülkede başlayan gösterilerin her hafta düzenli olarak yapılacağını ifade etti. Evet değerli izleyicilerimiz Çin kapalı bir kutu. Soydaşlarımıza çok büyük işkenceler yapmaya devam ediyor. Maalesef ve maalesef hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Çin'in karşısında durmak tabii ki kolay değil. Ancak eğer bu iddia doğruysa Volkswagen'in fabrikasında bu kamplarda tutulan soydaşlarımız zorla çalıştırılıyorsa çok ciddi büyük bir sorun var demektir. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu kısa bir süre sonra açıklığa kavuşur. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunu da söylemek gerekiyor. Çin'in milyonlarca soydaşımıza işkencesi onlarca yıldır devam ediyor. Bitmek bilmiyor. Her ne hikmetse hiçbir şekilde kimsenin de kılı kıpırdamıyor. Maalesef, maalesef, maalesef yüreğimiz yanıyor. Her gün işkence, her gün işkence, her gün işkence var. Maalesef. Saygıdeğer izleyicilerimiz İsviçre'de Covid-19 virüsü taşıyan yani koronaları artık köpekler tespit edecek. Havalimanları ve tren istasyonlarında, tren garlarında bu köpekler, Alman kurdu köpekler görev yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz, köpeklere verilen eğitim neticesinde Artık koronalı insanları kokusundan bu köpekler ayırt edebiliyor. Evet müthiş bir şey. Alman köpeklerine verilen eğitim sonunda bakalım detaylar neler. Cenevre Üniversitesi Hastanesi'nde yürütülen proje çerçevesinde İsviçre Ordusu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Servisi tarafından temin edilen 3 köpek yüksek koku alma yetileri sayesinde koronavirüsü tespit ediyor. Uyuşturucu ve patlayıcıların bulunmasında kullanılan köpekler enfeksiyonun kaynağı olabilecek okul, şirket, konferans salonları ya da spor salonları gibi geniş alanlarda kullanılacak. Buradaki testlerin ardından köpekler havalimanlarında ve tren istasyonlarında görev alacak. Eylül ayında Finlandiya'da özel eğitimli köpekler havaalanlarında yolcularda koronavirüs olup olmadığını tespit etmekte yardımcı olmuştu. Alınan sonuçlar köpeklerin sadece dakikalar içerisinde yüzde sıfıra yakın hata payıyla virüsü tespit ettiğini ortaya koymuştu. Evet Fransa'da da Alman kurtları aynı şekilde kullanılmıştı. Veterinerlik okulunda haftalarda devam eden araştırmada enfekte hasta ve sağlıklı insanların alınan ten örnekleriyle köpeklere eğitim verildi. Evet enteresan bir uygulama köpekler koronalı hastaları kokusundan tanıyor değerli izleyicilerimiz. Müthiş bir şey bana göre yani o piyasada satılan özellikle Almanya'da şimdi biliyorsunuz marketlerde hızlı testler satılıyor. Hiçbirinin hiçbir güvenilirliği falan yok. Bana sorarsanız almayın derim. Hiçbir anlamı yok çünkü. Hep yanlış sonuç çıkartıyor. Bu köpekler o insanoğlunun bulduğunu söylediği testlerden, hızlı testlerden daha iyi sonuç veriyor. Değerli izleyicilerimiz İngiltere'den üzücü bir haberimiz var. İngiltere'de koronavirüs döneminde 5000 kalp hastası maalesef hayatını yitirdi. Londra'da kardiyoloji uzmanı ve klinik direktörü olarak görev yapan Doktor Muhittir Özkor'un bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Koronavirüs salgını döneminde normale kıyasla 5000 kadar kalp hastasının hayatını kaybettiğini açıkladı. İngiltere Kalp Vakfı'nın tespitiyle ortaya çıkan ölümlerin çoğunun insanların salgın döneminde hastanelere gitmekten korkmasından kaynaklandığı belirtildi. Doktor Muhittin Özkor şunları söyledi. Bir de pandemide testler yavaşladı. Onun için daha fazla insanda kalp sorunları tespit edilemedi. Bu ikinci dalgada randevuları daha az erteledik, devam ettirdik ama yine de test sayımız düştü. Çünkü çok sayıda hemşire ve doktor korona hastalarına bakmaları için öteki acil servislere ve yoğun bakımlara gönderildi. Bu yüzden daha az sayıda kalp ameliyatı yapılabildi, daha az stent takılabildi. Hal böyle olunca da hayatını kaybeden insanların sayısı normalden daha yüksek oldu diyor. Devam ediyor Doktor Sayın Muhittin Özkor. Kalp hastaları rahatsız olduklarında hastanelerin açık olduklarını ve görünmeleri gerektiğini bilsinler. Klinik randevularımız devam ediyor dedi. Yoğun bakıma yatı sayısının yavaş yavaş düştüğünü söyleyen kalp uzmanı Özkor aynı zamanda herkese aşı olma çağrısı yaptı ve aşıyı olunca yoğun bakıma girme riskiniz azalıyor diye konuştu. 2002'den bu yana İngiltere'de kalp hastalıkları uzmanı olarak çalışan Özkor İngiltere'nin ve Avrupa'nın en büyük en eski kalp hastanesi Barts'te görev yapıyor klinik direktörü olarak kendisine başarılar diliyoruz. İngiltere'den bizi izleyen tüm izleyicilerimizin de sağlıklarına çok çok dikkat etmesini rica ediyoruz. Sayın doktorumuz açıkladı. Kalple ilgili sorunu, sıkıntınız varsa mutlak surette doktorunuza görünün.